Sevgili seyirciler, eğitim sektöründe çok önemli bir prestije sahip olan MEV Vakfı'nın 36. yıl kutlamalarına gidiyoruz şimdi. Eğitim sektöründe önemli bir yeri olan Milli Eğitim Vakfı, kuruluşunun 36. yılını Basınköy'de bulunan MEV Koleji'nde düzenlenen bir törenle kutladı. Öğretmen ve öğrencilerin gösterileriyle renklenen kuruluş yıl dönümü kutlamalarına MEV Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Aydoğan Ataünal, MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Koordinatör Müdürü Yakup Erdoğan'la, ilkokul ve ortaokul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. ...19 Şubat 1981'de kurulan ve bugüne kadar sayısız öğrenciyi mezun eden MEV okullarının bu yılki kutlamasında öğrenciler jimnastik, şiir, drama, modern dans, kompozisyon gösterileri ve koroda söyledikleri şarkılarla kutlamalara renk kattılar. Eğitim yuvasıdır bizim olan. Sevgiyle yan dostluklar kazandıran, Mevlidir harcanıklı olan. 36 yılda yetiştirdikleri öğrencilere hayatlarında etkin birer birey olmaları yönünde eğitimleriyle adından söz ettiren MEV Koleji, 36 yılda birçok başarılı öğrenciyi mezun verdi. Bu mezun öğrenciler şu anlarda hayatlarına başarılı bir şekilde devam ederken, bunun en büyük ve haklı gururunu tören sırasında öğretmenleri yaşadı. MEV Basınköy Okulu'ndaki öğrenciler törende farklı farklı gösteriler yaptılar. Hepsi birbirinden özenle hazırlanmış bu gösterilerde koro, jimnastik gösterileri, müzik, ve birçok farklı etkinlik sergilendi. Kutlamalar bittikten sonra vizyon mikrofonlarını eğitimde oldukça önemli yere sahip MEV okullarının kurucularından olan MEV Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Aydoğan Ataünal ve MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Koordinatör Müdürü Yakup Erdoğan'a uzattık. Sevgili seyirciler, 19 Şubat 1981 MEV Vakfı'nın kuruluşu. MEV okulları gerçekten Türkiye için çok önemli okullar. Ben de bugün töreni izlerken gerçekten gözyaşları içerisinde izledim. Yanımızda iki tane konuğumuz var. Efendim merhabalar. İyi. Hayırlı olsun dileyelim sizlere. Çok teşekkür ederiz efendim. Tanıyalım mı sizi lütfen? Ben efendim Aydoğan Ataünal. Evet. Seyircilerimiz de bir tanısınlar. Aydoğan Ataünal kimdir? Benim Aydoğan Ataünal bir öğretmen. Evet. Öncelikle bir öğretmen. Öncelikle bir öğretmen. Milli eğitim sisteminde aslında bizim kanunumuz, yasamız 789 sayılı yasamızda da şöyle ifade eder. Meslekte esas olan öğretmenliktir. Hangi görev yaparsanız yapın. Yani ben genel müdürlükte yaptım, yurt dışında da çalıştım, yüksek okullarda öğretmenlikte yaptım, müfettişlikte yaptım, milli eğitim müdür yardımcılığı da yaptım. Acaba MEV Vakfı nasıl kuruldu ve nasıl bugünlere geldi?
Efendim bu 12 Eylül'den sonra, 1980'den sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yüksek danışma kurulu oluşturuldu. Milli Eğitim Yüksek Danışma Kurulu. Bu Yüksek Danışma Kurulu milli eğitimin acaba sorunları nelerdir? Bu sorunları belirleyip bunlara çözüm yolu aramak için çaba sarf etti. O zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın üst düzeyinde görev yapanlardan oluşan Milli Eğitim Bakanlığı'nın başkanlığında ben de içerisindeydim. Hem o kurulun bir üyesiydim hem de genel sekreteriydim. Yani işlemlerini yürüten bir kişiydim. Evet. İşte yapmış olduğumuz o çalışmalar arasında mesela Yükseköğretim Kanunu'nu biz hazırladık. Evet. Bu öğretmen evlerinin kuruluşu düzenlemesi o zaman yapıldı. Hı-hı. Milli Eğitim Vakfı'nın işte kuruluşu o zaman oldu. Hı-hı. Daha birçok şeyler. Mesela birinci görevi senedinde yazar bu. İşte milli eğitim sisteminin niteliksel ve niceliksel gelişmesine katkıda bulunmak. Çeşitli yayınlarda bulunmak. İşte kurslar açmak. Hı-hı. Okul açmak gibi bu 7-8 madde içerisinde yapacağı görevler de belirlenmiştir. Tebrik ediyorum. Bugün bir kere çok güzel bir gösteriydi. Benim de yeğenim burada ama ikinci yeğenim o da kesinlikle burada olacak. Çünkü sizi izlerken inanılmaz keyif aldım. Siz neler söylersiniz bir kere 19 Şubat'la ilgili? Her şeyden önce böyle bir vakıf okulunda yöneticilik yapmaktan büyük bir onur duyuyorum, gurur duyuyorum. 1981 yılında güzel insanların bir araya gelerek kurmuş oldukları bu vakıf amaç olarak da kendisine ülkelerin kaderi eğitimle çizilir diyerek yola çıkmış ve biz yöneticiler, öğretmenler de bu ideali gerçekleştirme konusunda elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Okullarımızda görev yapan yöneticiler ve öğretmenler vakfımızın misyonu ve vizyonuna bağlı, ülkemizi ve insanımızı seven, onları daha yüceye eriştirmeye çalışan insanlar. Dolayısıyla böyle bir grubun içerisinde, ekibin içerisinde olmaktan da büyük onur duyuyorum. Bugün 36. yılı kutlanıyor değil mi efendim MEV'in? 36. kuruluş yılını kutluyoruz. Bugün tüm öğrencilerimizle, velilerimizle, çalışanlarımızla, öğretmen ve yöneticilerimizle. Peki o zaman MEV Basınköy'ü biz biraz daha isterseniz sizden dinleyelim. Çünkü MEV sanıyorum 4 ya da 5 tane var değil mi Türkiye'de? 4. Ülkemizde Milli Eğitim Vakfımıza bağlı 4 okulumuz var. Evet. Birisi Ankara'da, ikisi İstanbul'da, birisi de İzmir'de. Biz, çok az değil mi efendim bunlar? Tabii ki Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi önümüzdeki dönemler içerisinde okullarımızı yaygınlaştırmak istiyor vakıf yönetim kurulumuz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyacağız. Çünkü okullarımız kalite açısından diğer okullarla kıyaslandığında bunu fark ettiren bir kurum. Yani aynı zamanda da fiyatta da denge. Yani eğitimde kaliteyi, fiyatta dengeyi esas alan bir yapımız var. Dolayısıyla bu kurumların yaygınlaşması ülkemizdeki insanların daha iyi ve kaliteli ve uygun ücrete eğitim almaları yolunu da açmış olacak.